Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe haberlerimize geçmeden önce videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. 5 yıldızlı armamızı kullandığımız günden bu yana diğer takım taraftarlarından büyük tepkiler alıyoruz. Sizler kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Şu an 13 kota mı dediniz? 12'de 5'iz değil mi? 12'de 5. Geçen sefer %20'ydik. Bakalım bu sene yüzde kaç olacağız ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Tüm spor kulüpler arasında herhalde en çok olimpiyatta sporcu yine inşallah bizler yollayacağız. Evet, futbol. Çok çabuk burada özetleyeceğim. Mali Genel Kurul'la ilgili bazı üyelerimiz görüşlerini bildirdiler. Orada sağlıklı bir ortam yoktu ama benim en üzen konu yapılan tenkitte eleştiriler kesinlikle değil. Ama Fenerbahçe Spor Kulübü'nün böyle bir tarihi olan bir kulübün toplantısına yani bir mayo ile gelmeyen vardı. Kıyafetler, tişörtler, yırtık pantolonlar, şortla gelenler, sandaletle gelenler bu bize yakışmadı. Bunu Sayın Başkan inşallah bir şekilde bir yönetmelikle adresleyebiliriz. Şimdi orada konuşamadığım bir şey çok çabuk geçen seneyi özetleyeceğim. Evet, 9. seneye özlemimiz taşındı. Ama normal bir sene olsaydı geçen seneye baktığımız zaman aslında başarılı bir sene diyebilirdik. Puan ortalamamız son 12 yılın en iyi puan ortalamasıydı. 122 gol attık resmi maçlarda. Geçmiş 5 yılın şampiyonun puan ortalamasından daha yüksekti. Avrupa'da 100 küsürlerden başladık, 50'lere geldik. Gruptan namalup lider çıktık. Sevilla'yı, kupayı alan takımı, tek yenen takım bizdik. Sonunda da 10 senedir alamadık, Türkiye Kupası'nı aldık. Bu şekilden bakınca başarılı bir sezondu. Ama madalyonun tersine bakınca derbi performansımız, sezon başında büyük bir şampiyonluk beklentisi, her zaman olduğu gibi ama özellikle geçen sezon erken şampiyon ilan edilmemiz, beklentilerin yüksek olması, Dünya Kupası'na kadar inanılmaz arzuladığımız Fenerbahçe DNA'sına yakışan futbol tarzı vesaire vesaire beklentiler de çok yüksekti. Bir de düşme hattındaki kulüplere kendi sahamızda kaybettiğimiz puanlar neticesinde tabii ki yine başarısız bir sezon olarak adlandırılabilir. Ama normalde baktığınız zaman bu şampiyonun kasteti olmasaydı nispeten başarılı bir sezon diyebilirdik. Herhalde bizim bahtımız, şansımız da pek yaver gitmiyor. Çünkü hocamızı alırken dedik ki bir evvelki hocamızdan üçlü sistem oynatıyor diye yollarımızı ayırdık. Türkiye'de üçlü sistem olmuyor. İki tane başarısızlığın sırrı var. Üçlü oynarsan bir daha ligi hafif alırsan. Hayatında üçlü oynamamış hocamız Dünya Kupası'ndan sonra bir de en önemli maç, özellikle en önemli maçlarda üçlü oynamaya başladı. En çok puan kaybettiğimiz, en az gol attığımız maçlarda ne yazık ki bu maçlar oldu. Ama işte bizdeki kısmet. Hocayla mülakat yaparken ilk söylediğimiz, ilk tartıştığımız, ilk sorduğumuz üçlü oynamıyorsun değil mi? Ben üçlü oynamam. Adamın aldığı kupalara bakıyoruz, hiç üçlü oynamamış. Bize geldi üçlü oynadı. Niye böyle yapıyorsun deyince de siz anlamıyorsunuz ben üçlü oynamıyorum dedi. Belki onun da bir felsefesiydi. Ama geçen sene çok çabuk şimdi bir hafif nefes aldım. Rami Bey burada değil mi hala? Rami Eyüpoğlu'nun bahsettiği Aras isimli kişi kombin alamayan kriterleri doldurmadığı için kombin alamayan dediğimiz kişi çok ciddi bir kara borsacıymış. 18-20 yıllar arasında başka bir kongreyemiz tarafından kombine alınmış kendisine kara borsacı olduğu anlaşılınca da ona yardım etmeyi bırakmış diye başka kongreyemiz belki de yani sen bile bile bunu yapmazsın biliyorum seninki nasıl olduğunu gayet iyi biliyoruz. Buna bir derinden bakmakta fayda var. Çünkü bizim analizlerimize de kombineye geleceğim. Hiç aklımızda olmayan kişiler diyeyim net bir şekilde bu işleri tenezzül ettiğinde ispat yani tespit ettiğimiz için bu radikal kararları almak zorunda kaldık.
Estağfurullah, meşgul etmedin. Doğru bir konuya değindin. Çünkü kombineye biraz sonra gelince zaten bu konuda sıkıntılar var. Doğrudur. Egemen Bey, hiçbir şey yapma canım. Sonuçta o da gönlünde Fenerbahçe yatıyor. Bilgi şey yaparsın, gerekli bilgilendirme yaparsın lütfen. Evet. Evet, bu sıcak yaz döneminde yoğun çalışmalar devam ediyor. Bu sene yapılanmamızda nispeten şu ana kadar iyi bir transfer politikası izlediğimizi düşünüyorum. Bir plan dahilinde başta hocamız İsmail Kartal, sportif direktörümüz Mario Branco, onun yardımcısı Okan Oşkan ve yöneticimiz Selahattin Bakik'in yoğun çalışmaları doğrultusunda hareket ettik, etmeye devam ediyoruz. Onlara teşekkür ediyorum. 2-3 tane daha nokta atışımız var. Onları da inşallah önümüzdeki haftalar içinde halledeceğiz. Ama şu ana kadar olumlu gidiyor diyebilirim. Şimdi bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Camianın, taraftarın, tribünde maç isteyen, sokakta Fenerbahçe'yi konuşan, Fenerbahçeli yatıp kalkan, Fenerbahçe'yi takip eden herkesin taşındığı sorumluluğunun farkında olmasını rica ediyorum. İşte biraz evvel dışarıda bazı arkadaşlarla görüştüm. Onlar hala burada mı? Özellikle benimle görüşmeye gelmişler. Orada arkadaşlarımız. Onlara da dedim. Yani bizim tribünde gördüklerimiz, yaşadıklarımız bizim aldığımız Fenerbahçe tabirisiyle hiç bağdaşmıyor. Şartlar ne olursa olsun. Hocamız ne dedi? Üstünde çubukluyu giyen futbolcu, üstünde çubukluyu taşıyan takım en iyi takımdır. Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizindir. Size de sordum. Yaşanan rezaletleri statta. Biz böyle büyümedik. Bir şey yaptın mı? Şimdi geliyorsun kombine için. Ben kombine alamamışsınız grup olarak. Bir tepki koydunuz mu kardeşim? Soruyorum. Sahip çıktınız mı camianıza? Tamam, olabilir. Çatlak sesler olabilir, olabilir. Hiç problem bir yönetici istifa diye bağırmak. Ama o çocuklara bağırmak problemdir. Görmedim. Ben hepinizi de gayet yakından takip eden arkadaşlarımızla, yani şey anlamında, tribünlerde nasıl daha iyi olabiliriz anlamında. Dolayısıyla yani bu sorumluluğun farkında olmamız lazım. Hep birlik olalım diyoruz. Bir daha söyleyeceğim üstüne basarak. Ve bunu sağlayabilmek için de son senemizde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama gerçek anlamda birlik olmaktan bahsediyorum. En ufak problemde, en minor konuda kulübe hakaretler, kıyamet kopuyor edaları, kulübe karşı bir savaş, yapmayın bunu. Tabii ki tercih sizindir. Yapmayın. Çünkü bizim özlemimiz çok daha uzun sürebilir. Zira karşımızda tek oda Fenerbahçe olan, her şeyin mübah olduğu bir güruh var. Bunlarla topyekün mücadele etmek bir zorunlulukken biz birbirimizle uğraşıyoruz. Birbirimizle mücadele ediyoruz. Biraz sonra şampiyonluklarımıza gelince anlatacağım. Ben görmüyorum Fenerbahçe taraftarlarının yoğun bir şekilde. Size de soruyorum, kaçınız 59 öncesi için bir mücadele verdi, bir mesaj attı, sosyal medyada bilgi verdi, tarihsel bilgiler verdi? Soruyorum. Size de soruyorum arkadaşlar. Buraya kadar zahmet edip geldiniz kombine için. Ama karşı taraf nasıl hareket ediyor görüyorsunuz. Sizin bileceğiniz iş. Biz bugün varız, yarın yokuz. Ama kısacası birlik olmak durumundayız. Takımımıza, hocamıza, Fenerbahçe'mize hep birlikte sahip çıkmak durumundayız. Garip duygulu bir camiye aldık. Negatif duygu bu sezon bizim şampiyonluğumuzda bizim için en büyük rekabet olacaktır. Bizim için yarattığımız en büyük sorun olacaktır. Ve ben defalarca, 2 senedir söylüyorum, Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Fenerbahçe. Fenerbahçe camiasının kendisi. En ufak bir olayı en yüksek reaksiyon ve duygularla yaşar olduk. Bu iyi anlamda da, olumlu anlamda da böyle, olumsuz konularda da böyle.